Merhaba arkadaşlar. Bugün fotoğrafımızın arka planını değiştirmeyi öğreteceğim sizlere. Öncelikle bir arka plan bulalım hemen. Resmimize uyacak bir fotoğraf olması gerekiyor. Şu nasılmış bakalım hemen arkadaşlar. Şöyle renkli bir şey olsun sanki daha güzel. Şunu bir deneyelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle farklı şekillerde de yapabilirsiniz tabii bunu. Ben genelde bu şekilde çalışıyorum. Bu alt plan genelde kalıyor. Arka planı silerek yeni planı uygulamayı tercih ediyorum ben arkadaşlar. Bunu da gene pen tool'umuzu alıyoruz. Şu şekilde. Aracımızı dış hatlarıyla seçiyoruz arkadaşlar. Kaliteli bir seçim için her zaman pen tool'u öneriyorum. Tabın dış hatlarını seçerken taşınmamaya dikkat edin arkadaşlar. Yeni arka planı koyduğumuz zaman sırıtmaması açısından farklı bir renk tonu orada gözükebilir. Burada tam toprağın bitip binanın başladığı yerden tekrardan çıkışımı yapıyorum. Şu şekilde başladığım noktaya geri dönüş yapıp seçimimi tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle sağ tuş yapıyorum burada. Select Inverse var arkadaşlar. Ona geliyorum. Seçtiğimin tam tersinde, fotoğrafın tam tersinde neler kaldıysa onu seçiyor. Daha sonra bunu siliyorum arkadaşlar silgi yardımıyla. Burada silgiyi bitirseniz daha iyi olur. Şu şekilde arka taraf transparan bir görüntü oldu. Ben arka planımı bu boşluk olan kısma yerleştireceğim. Şimdi arka planıma geri geliyorum. Arka planımı seçiyorum arkadaşlar. Şu şekilde, yani bizimki de toprak olduğundan dolayı şöyle toprağın başladığı kısımda düz bir şekilde seçelim arkadaşlar. Bunu poligon ile seçebilirsiniz. Yani pen tool'a burada gerek yok. Bunları daha sonra yok ederiz. Şu şekilde seçimimi tamamladım arkadaşlar. Bunu CTRL-V ile kendi fotoğrafıma aktarıyorum. Burada listenin arabanın üst layer'ında olduğundan dolayı böyle gözüküyor. Bunu tutup aşağı çekmeniz gerekiyor arkadaşlar. Arka plan olduğu için. Daha sonra ayarlamamı yapıyorum. Büyütüp küçültme işlemlerimi yapıyorum. Arka plana seçeceğiniz fotoğrafın boyutu sizin fotoğrafınızın boyutundan daha büyük olursa iyi olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şurada gördüğünüz gibi ufak bir boşluğumuz kaldı. Orayı da şuradan şu şekilde doldurabiliriz. Burayı kopyala yapıştırla çoğaltıyorum arkadaşlar. Şuraya uygun bir şekilde koyuyorum. En altı çekiyorum arkadaşlar. Buralar gördüğünüz gibi bulanık şekilde. Koyduğum parçayı da bulanıklaştıracağım. Fark oluşmaması için. Tabii kopluk oluştu.
Şöyle şu şekilde yumuşatıyorum arkadaşlar. Uzaktan baktığınız zaman herhangi bir farklılık gözükmüyor. Arka planımın tonlamalarını ayarlıyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Arka planımız kabaca bu şekilde. Şimdi aracımın içinde kalan kısımlarını sileceğim. Yine Pen Tool ile yapıyorum bu işlemimi de. Eski arka planı buradan silip atacağım arkadaşlar. Buradan yine araba layer'ını seçiyorum. Bu şekilde sildim. Bunu poligonla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha hızlı bir seçim elde etmek isterseniz. Bu şekilde aracın iç aksamlarını silmiyorum. Koltuk vesaire. Şöyle arka planda gözükecek olan şeyleri siliyorum arkadaşlar. Şimdi burada da diyebilirsiniz hani renk tonu olarak arka ton çok farklı bir şekilde hani gözüküyor. Yani çok açık gözüküyor derseniz bunu bir sonraki dersimizde arkadaşlar hem cam filmi hem de farlarımıza kara far yapmayı düşünüyorum. O bölümümüzde buna değineceğiz arkadaşlar. Burayı şimdilik bu şekilde bırakacağım. Bir sonraki dersimizde hem buraya aydınlık hem gölge hem de cam filmi nasıl yapacağız, camlardaki o cam efektini nasıl vereceğiz, onları göstermeye çalışacağım size arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arka planımızı değiştirdik arkadaşlar. Bu dersimizden de bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.